Uyudum, uyandım. Aklıma Fakir Baykurt geldi. Fakir Baykurt aklıma gelince kütüphaneyi düşündüm. Kütüphaneye gittim. Türkçe kitaplar çok yalnızdı. Buradan şu mesajı vermek istiyorum. Türkçe kitaplar azalıyor ve azaldıkça da yerlerini okunmadıkça azalıyor kitaplar. Kitapları da okumak için oraya bir teşvik olsun amacıyla söyledim. Bu yeni çıkardığım kitaptan size Denklem adında bir şiir okuyacağım. Hayat kırmızı şerbet, dilim hüzün, dudağımdan çıkan kelimeler, ne kadar söz söylediysem o kadar azım. Anlatılan senin öykün, mağdurum yanında, istibdadın infilak etti, ne kadar duyduysam o kadar kördüm. Zaman ıraksınız bana, aklımla baş başa, çektim kendimi bir köşeye, ne kadar yalnızsam o kadar içtim. Kılavuzum ol bana, haritalar ezberimde, nefesim seslere sığınıyor, ne kadar koştuysam yollar o kadar uzadı. Kapıdan içeri girdiğimde acemilikler ustalaşıyordu, ta ki karanlık kapıya gelince, ne kadar yaşadıysam o kadar döndüm. Kısa bir öykü okuyacağım size, onu paylaşmak istiyorum. Eşimle birlikte katıldığımız, yani öykünün adı Bağdat'ta bir yaz tatili. Eşimle birlikte katıldığımız bir çekilişli ödül olarak tatil kazandık. Tatilimiz 2 haftalığına Bağdat'a çıktı. Neyse, uzun bir uçuş yolculuğu sonucu Bağdat Havaalanı'na indik. Valizlerimiz elimizde, yol yorgunluğu, taksi arıyoruz. Taksilerin arasında bir taksi hemen ilgimi çekti. Çünkü o taksinin levhasında taksi Babilon yazıyordu. Nasıl ilgimi çekmesin? Yaklaştım taksiye, biraz eğilerek içine baktım, sürücü kimdir diye. Bir de ne göreyim? Olamaz Tanrım. Sürücü bizi gördükten sonra hemen arabadan indi ve yanımıza geldi. Buyurun bayım, yolculuk nereye böyle? Önce şaşkınlığımdan kurtulmalıyım diye düşündüm. Sonra ya be kardeşim sen demeye kalmadı. Kısa ve geniş yapılı adam valizleri arabanın arka bagajına yerleştirdi. Diğer taraftan da eğer gideceğiniz yer belli değilse önerim sizi Babilon'da bir otele yerleştireyim dedi. Eşimle bakıştık, sonra arabaya bindik. Olabilir dedim. Eşim de beni anlamıştı ve bu tıpkı Sırrı'ya benziyordu dedi. Sürücü bizim sohbetimize kulak vermiş olacak ki şöyle lafa girdi. Sayın bay ve bayan, ben her zaman demişimdir. Dünya dardır, insan bir derya. İnsanlar nerede yaşarlarsa yaşasınlar, hep birbirlerine çok benzerler. Eşimle beraber insan olur da bu kadar olur mu? Arkadaşımızın ayrıntılarına kadar benzesin. Hayretimizi böylece dile getirdik. Sürücümüz bizi Babilon'a kadar sıcak sohbetiyle götürdü. Babilon'da sürücünün bizi götürdüğü otelin adı da Babilon'du. Nezaketten dolayı taksi sürücümüzü bir şeyler ikram etmek istedim. İkramımız için çok teşekkür ederim ama benim işim var, gitmeliyim. Eğer arabaya ihtiyacınız olursa hiç çekinmeyin, şu telefonu arayın yeter. Ben hemen gelirim deyip bana bir kartvizit uzattı. Sonra döndü arabasına doğru giderken, ha az daha unutuyordum. Sizin de müşteri defterinize kendi dilinde bir şeyler yazmanızı istiyorum demez mi? Ardından bir de fotoğraf çekildikten sonra sürücümüzden ayrıldık. Otel girişinden içeriye adım attıydık. Resepsiyona doğru yöneldik. Aman Tanrım, bir de ne göreyim? Resepsiyondaki bayan tanıdık. İkinci bir şoka uğradım. Bizi gördü ve hemen yanındaki çalışanlara, müşterilere bakın, valizleri alın diyerek buyurdu. İyice kendine yaklaştığımda tam karşımda göz göze geldik.
Nurgül diyecektim. Buyurun dedi. Elinin altındaki kağıt defterini önüme doğru uzattı. Deftere kaydımı geçtim. Güler bir yüzle oda kapısının anahtarını bana uzattı. Uzatılan anahtarı o şaşkınlığımla aldım. Eşimle beraber odamıza çıktık. Bir güzel duşumuzu aldık. Akşam yemeğine çıktık. Gece geç vakit istirahata çekildik. Sabah uyandığımda yatağımın yanındaki sürahiden bir bardak su doldurup içtim. Odamızın televizyonunu açtım. Haber programında ararken tesadüfen Kıbrıs programında Yücel Feyzoğlu. Aa olamaz. Biraz dinledim. Kıvadik'le ilgili bir şey söyleşi yapıyor. Yanında birkaç Türk dünyası yazarlarından temsilcisi var. Kıvatek'in bu yılki toplantısında şunları karar aldık diyerek devam ediyor. O konuşuyor, ben de hayretler içinde baka kalmışım. Ekranın altında sağda telefon numarası vermişler, canlı programa arama imkanı vardı. O heyecanla telefonu sarıldım. Yücel Feyzoğlu'na bağlanmak istediğimi söyledim. Canlı yayında, Yücel abi nasılsın dedim. Aa Raci sen miydin dedi. Aradığına sevindim doğrusu. Sen ne yapıyorsun? İyiyim, seni televizyonda görünce şaşırdım. Bir görüşmek istedim. İyi yaptın canım kardeşim. Hazır aramışken sana önemli bir sorum olacak. Burada birkaç yazar arkadaş için okuma örgütleyebilir misin? Kendisine uygun bir dille tatilde olduğumu, şu an herhangi bir şekilde olamayacağını anlattım. Görüşmemizden kısa bir süre sonra bitmiş bulundu. Eşimle beraber gezi programını hazırladık. İlk turumuz Necef'ti. Dostumuz Sırrı'ya benzeyen taksiciye telefon açtık. Geldi. Ver elini Necef. İmam Ali türbesine vardık. Amerikan bombalarının yıkıntılarını onarmakla uğraşan işçilere rastladık. Çalışanlara yaklaştım. İşçilerden biri tanıdık geldi. Dikkatle baktım. Olamaz ama bu Salih Doruk ne işi var burada? Yanına vardım. Arkadaş senin ne işin var burada diye sormuş bulundum. Ağır bir şekilde kafasını kaldırdı. Kaşlarını çatmış. Ne demek oluyor dercesine adeta gözleriyle mıhlıyordu sanki beni. Siz turistler ne bilirsiniz zaten. Önce yıkarsınız, sonra utanmadan ne yaptığımı sorarsınız. Siz insan mısınız be? Sözü bittikten sonra başını yere eğdi ve işine devam etti. Gezimizin ikinci haftası Kerkük yakınlarında bir küçük kasabaya vardık. İstirahat etmek amacıyla bir otel arıyordum. Okula benzer bir bina, büyük camları vardı. Yanında geçerken gözüm içeri ilişti. İçeride bir kalabalık insan grubuna tanık oldum. İnsan kalabalığın önünde bir büyük yazı tahtası ve tahtanın önünde Mustafa Cebe. Hemen içeri daldım. Kalabalığın önüne atılarak Mustafa diye bağırıyordum. Göz göze geldik. Siz kimsiniz diye soru sormaz mı? Mustafa tanımadın mı beni? Be kardeşim nereden tanıyayım sizi? Hay Allah nasıl olur? Ben nasıl tanımazsın? Kusura bakmayın ama sizi tanıyamadım. Onca insanın önünde mahcup oldum. Başımı öne eğdim, çektim çıktım oradan. Artık yaşadıklarım bana bir rüya gibiydi. Günümüz gelmiş, tatilimiz bitmiş. Havaalanı Bağdat'a valizlerimizi içeri verirken arkalardan birinin bağıra çağıra adımı çağırıyor. Eşimle birlikte baka kaldık birbirimize. Gelen kişi kim olsun? İlhan Atasoy. Eşime dedim ki Songül biz bu tatile gelmeseydik de olurmuş. Rüzgarın kulaklarımda ıslık çaldığı, güneşin okyanusları aşarak kalbime doğduğu günlerden birindeyim. Parmaklarımın ucunda çırpınan zamana sesin düşüyor ve derken dilime zorlu bir gönül türküsü dolanıyor. Yolumu yoluna düğümleyip kirpiklerinde yalnızlık asılı bir kadının gözlerinden geçiyorum. Ki bu gözler alaca karanlıkta ebrular düşüyor yüreğime. Özlemenin eflatun dalgınlığındayım. Tırpanla biçilmiş anılar gelip dururken gözlerimin önüne beni yağmur mevsiminde bırakan bir kadına mektup yazıyorum. Kuyularda yankılanan bir Yusuf'tur artık çığlığım. Ah be sevdacan. Sapsarı incinmelerden geçiyorum. Yalnızlık ikinci bir ten gibi örtmüş her yanımı. Yanım üşüyor.
Kızgınlık anında çarpılan kapı sesleri eski bir şarkı gibi kulağıma çarpıyor. Ne garip şey. İnsanın yaşadığı acıları özlemesi. Çocukluğum güneşin ırmaklarına sürmeler çektiği bir kentte geçti. Sevginin nem ile sis arasında bocaladığı ve bizim köpükten oyunlar ürettiğimiz zamanlardı. Dört mevsim oyun bahçelerimize çırpınarak düşerdi. Sevgili Sevdacan, derler ki gökyüzü üstünde durduğu topraktan alırmış rengini. Sevginin yaprak döktüğü bir zamanda yüzüne gülmeler düşüyorsa, gözlerindeki ılıman iklim ve sıcaklığının bana ulaşmasındandır. Sırf bu yüzden ufkun arkasını görmemi sağlayan insanlara sevgi borçluyum. Ütopyalarım ikiye bölüneleri ben aşklarımı ateşe verdim. Ama yine de bir kır çiçeğinin taç yaprağına senin adını yazıyorum Sevdacan. Notre Dame'nin kamburunda sevdiğinin elinden su içtikten sonra Paris sokaklarında çığlıklar atarak koşan o adam gibi sana koşmak ve yaşamın bilinmeyen tüm denklemlerinde seni yaşamak geliyor içinden. Rüzgarlar sadece senin saçlarını dağıtsın ve özlediğim o ten kokunu bana getirsin istiyorum. Çiçekler seni kıskansın. Denizler o hırçın dalgalarını kıyıya vursun. İmlasızım Sevdacan ve de bir çocuk kadar şaşkın. Çaresizim, dilsizim. Bir denize kaç dalga sığarsa yüreğimde o kadar sevda. Varlığımı ele geçiren bir aşka kilitlendim. Buzullar ülkesinde sıcaklığım kıldım seni. Ey yar, takvimlere böyle yazılsın. Ve bilinsin ki rüzgar ağaçları okşarken ben ellerim saçlarında geçerdim. Takvimini tutamadığım günleri. Bu yüzden rehindir sende gönlüm Sevdacan. Sen yoksan kalbime sarı bir keder düşer ve sensizlik vurulur boynuma. O zaman da yokluğun prangadır taşıyamam şiir sözdüm. Bilesin ve artık teteksiz bir sabahsın gözlerimde. Çöz artık göğsüne sıkışıp kalan şiirlerin kol düğmelerini. Çöz ki saçının her telinde bir nehirle söyleşelim. Bir kıyısız tedirginlikle sesim sesine değeri beri yalansız ve de dolansız gelmek istiyorum sana Sevdacan. Aç göğsünü ve bütün çığlıklar bizimmiş gibi yasla başını bağırma. Alıp giderim kendimizi rüzgarın küllerimizi savurduğu gül iklimlerine. Bizi savuran şiirlerden geçelim. Ayrılığın bir sevdanın ilk adımı olmadığı, yüreğimizin rahatını bozmayacak gülüşmelerde ve günlerde buluşmak dileğiyle. Düş beyazım Sevdacan. Fakir Hoca'dan bir küçük şey söylemek istiyorum. O hep katıldığımız dönemlerde derdi ki konuşmayın. Sizi etkileyen bir şeyi önce yazın ondan sonra konuşun derdi. Yani anlatmayın. Anlatınca yazma hevesiniz gider derdi. Ben sonra zamanla bunu daha sonra işte sanatla ilgili falan okuduktan sonra iyice düşündüm. Aslında çok doğru. Hayat insan sanat nasıl doğuyor deyince hani böyle insan bir şeyleri yaşıyor, iyice birikim oluşuyor. O birikimi herhangi bir şekilde kanalize etmeniz gerekiyor, paylaşmanız gerekiyor. Paylaşmazsanız o bir yerde sizi sıkıyor yani. Sanat biraz öyle de oluyor. Ama onu herhangi bir şekilde anlatırsanız yazıya dökülmeden o sizi heyecanlandıran şey bir kişiyle kalıyor, iki kişiyle kalıyor. Ama onu yazıya döktüğünüzde daha çok kişiye ulaşabiliyorsunuz. Uzatmayalım. Şimdi tabii sanat yaşanılan şeylerin o an yani canlı bir şey, yaşanılanların ifadesi olduğu için şimdi buraya baktığım zaman hala aktüel olan yani bugünkü günümüze uyabilecek yani uyuyor da daha uyanlardan birkaç şiir okumak istiyorum size. Önce yaşamak. Biraz derin çalıştım şimdi. Yaşamak. Yaşamak mevsimler gibi. Zor, hüzün, inanç, mücadele.
Dışımda kış, içimde sonbahar. Ama kalbim yaz, gözlerim ilkbahar. Yani biraz mücadeleyi söylemiş. Sizin şu kitapta bir şey okuyayım size. Vatan zannettiğimiz yere. Kendi halleri Medine fukaralık. Ama Türkiye'ye gönderdikleri 10 bin marklık. Bitmez bir sömürü. Almanya'da falan yaşamıyoruz. Sadece aletiz. Hem burayı hem de orayı onarmaya. Bağlıyız ta uzaklardan bizleri yönlendiren insanlara. Bağlıyız ruhça orada yaşadığımız vatan sandığımız yere. Hem varız hem de yokuz gibi. Ne kendi varlığımızın farkındayız, ne de cebimizdeki paranın. Hepimizin aradığı bir tek şey, buraya gelmekle getirdiğimiz mutluluk. Tabii bu bizim duygularımızın ifadesi. Belki zamanla bizim yaşımızdakiler veyahut da bizden öncekiler gittiği zaman bunun aktualitesi de kaybolacak. Çünkü şimdi fark ediyorum, bizim eniştem diyor ki bizim artık diyor eskiden Almancılar gelince herkes seviniyordu satış yapacağız diye. Şimdi artık onların çocukları geliyor ve babaların aldıklarını satıyorlar. Ve böylece daha ucuza kapmaya çalışıyor herkes diye. Şimdi sürekli yani yaşananlar da değişiyor, yazılanlar da değişiyor. Ama yine hala biraz aktif. Bir de gol attın. Gol atacağız. Evet, çok. Evet. Biraz burada sanatçılarla insanların ilişkisini yansıtmaya çalıştım ama geliyorum bilmiyorum. Hain karıncalar. Yıl boyunca çalıştım. Yeterli işkence ettim kendime. İnledim yani. Şimdi de saz çalayım bari. Hain karıncalar, ne de insafsızlar. Karda, kışta gözün yaşına bile bakmazlar. Salıverirler ekmeksiz. Bizim sazımız onları teşvik etse de. Evet, ben burada önce hepinize hoş geldiniz diyorum. Fakir Baykurt'u anma, bizim 20. yılımızı kutlama adı altında. Ben Fakir Baykurt'u 1990'larda tanıdım ama onunla birlikte çalışmam 97'nin sonunda oldu. Ondan sonra işte 2 yıl, 1,5 yıl işte birlikteydik. Ve bundan çok büyük mutluluk duydum. Çünkü ondan öğrendiğim çok şeyler oldu. O zamanlar yazdığım şiirlerde biraz solakanca bir tutumum vardı ve o beni kendimi törpülememi istedi. Çünkü dar çevreye değil daha çok geniş çevreye ulaşmak istiyorsan bu tutumundan vazgeç gibi. Yani buna benzer çok şeyler öğrendik ve bu bir tanesi. Bir de çok alçak gönüllü. Karşısında istersen 100 istersen 1 kişi de olsa aynı hitamda, aynı nazakette, aynı sabırla anlatırdı, dinletirdi. Ve bu da çok büyük bir erdemlik diye düşünüyorum. Ve onu gerçekten çok seviyordum. Sevgim halen ona karşı çok büyük. Son ayrıldığımız zaman işte bir yaz sezonunun sonuydu. Yaz tatiline giriyorduk. Hocam kendine çok iyi bak, sana ihtiyacımız var demiştim. Ama maalesef izinden sonra artık görüşemedik. O da son sözlerimiz olmuştu onunla. Evet, ben de kendimi biraz törpülemeye çalıştım. Bakalım ne kadar törpüleyebilmişim şiirimin birisinde. Aslında iki şiir okumak, daha fazla şiir okumak istiyordum ama zaman az, iki şiir okumak istiyorum. Birisi çoğunuzun bildiği Ben Bir Anayım. Çünkü gündemini halen koruyan bir şiir olduğu için okumak istiyorum. Ben bir anayım. Yüreğim beş kıta olmuş. Hindistan'da, Halepçe'de bedenim. Zenciyim Afrika'da. Kızılderiliyim Amerika'da.
her yerde yürüyelim, ben bir anayım. Alevler sarayı yüreğime, işkenceleri, kayıpları, gözaltıları, savaşları, zulümleri gördükçe nasıl kanamaz? Taş değil ki yüreğim, her yerdeyim, ben bir anayım. Büyük umutlarla büyüdüğüm, sen asker, sen politikacı, sen bürokrat, sen savcı, Frankenstein onun diye, anaların bağrı yansın diye doğurmadık sizleri. Attığınız her yanlış adımda, gözüm üzerinizde, sesim kulağınızda olacak, unutmayın. Her yerdeyim, çünkü ben bir anayım. İkinci şiirim, bu kitapta yok, gülüm. Yaşam kavgasında gülün dikenini emerek büyüdüm. Dostum, yine de diken etmediğim kimselere yaşamı ve sevdayı. Savurduğu fidelerimi kasırga dört bir yana. Derinden bir ah çektim, eğilmedim. Yeniden umut fideledim, düştüğüm topraklara kök saldım. Kasırga savurdukça çoğaldım, başka hayatları savurmadım, yeşerttim inadını. Gözyaşımı katık yaptım kuru ekmeğe, harcımla yoğruldum. Sabrımı taş misali oydum, hasretimi gelecek günlere koydum. Yine de günüm koyamadım eziyet edenlere. Kalemi dost belledim ah. Sevdalandım yandıkça. Nefreti dağarcığımdan sildim. Sevda ve barış yükledim güvercinlerin kanatlarına. Hava sahalarında özgürlük adına şahin olmadım. Hasret çekerim seherdeki gülün ak tomurcuğunu. Sevdalıyım, kıyamam, kıyamam el uzatmaya.